Enzonzi, Seri, Belhanda gibi oyuncular aynı anda sahadayken Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olarak, oyunu daha fazla işleyerek, oyunu daha fazla tutarak oynayıp böylece de rakiplerine göre, mesela işte Buruj'a göre tabii ki böyle atletik yapı olarak, fiziksel yapı olarak geride Galatasaray. Ama teknik olarak Buruj'a karşı üstünlük sağlaması gerekiyordu Galatasaray'ın bu oyuncularla. Çünkü Buruj'un kadrosu, bunun yaş ortalaması 5 yaş daha genç Galatasaray'a göre. O zaman ama bunu da görmedik. Oyuncuların böyle top tekniğini konuşturarak, pas yeteneğini konuşturarak, işte bunlar hep böyle tecrübeli oyuncularda. En son defalarca Fransa milli takım forması giymiş oyuncular. Hı hı. Maçın gidişatına göre gerçekçi şekilde puan kazandıracak, maç kazandıracak işte hücum aksiyonları, oyun aksiyonlarında hiçbir şekilde göremedik. Yani büyük bir böyle hayal kırıklığı oldu. Yani en azından ben Galatasaray'ın 3. bitirmesini beklerdim bu grupta. Çünkü finansal açıdan diyoruz işte tamam işte Paris Saint Germain ve Real Madrid çok güçlü Galatasaray'a göre ve diğer tüm Türk takımlara göre ama Club Brugge değil. Hı hı. Aynı teoriye göre, finansal açıdan, güç teorisine göre de Galatasaray'ın daha iyisini yapması gerekir. Ama dediğim gibi hem fiziksel açıdan hem de teknik açıdan artı kolektif toplamda da çok geride kalması. Yani bu oyuncuların toplamının daha iyi bir oyun oynaması gerekiyordu. Hı hı. Oyuncuların bireysel tekniğinin toplamının daha iyi bir oyun oynaması bekleniyordu herkes tarafından. Göremedik bunu. Evet. Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde teknik taktik açıdan daha organize, daha farklı bir Galatasaray herkes bekliyordu. Onu da maalesef göremedik. Kadroyu yenilemek için bu kadrodan birilerinin gitmesi gerekiyor. Hı-hı. Maaş bütçesinden bir kere birilerinin eksilmesi gerekiyor. Orada tabii ki Oklar, Enzonzi, Serri ikisi ya da ikisinden birine işaret ediyor. Hani onun maaşından kurtulup maaş bütçesinde boşluk oluşturup başka bir yere takviye yapılabilir mi? Asıl ama tabii Belhanda. Hı-hı. Bu sezonki en büyük hayal kırıklığı. Çünkü geçen sezonun son kısmında çok iyi oynayan, tabii ki o dönemde takımın en iyisi Feghouli ile Muslera'ydı. Evet. Şüphesiz. Bir de bence Lines de bayağı iyiydi ki o konuda da işte devre arasında bekliyoruz zaten Lines'in dönmesini. Ama Belhanda çok büyük hayal kırıklığı olmakla beraber bir de taraftarla girdiği, yaşadığı polemik son var. Derece çirkin polemiklerde onun Galatasaray'da kalıcılığını azaltabilecek önemli faktör. Maçtan sonra da hani benim daha sözleşmem var diyor. Gazeteciler bunu uyduruyor diyor. Yani Galatasaray taraftarının görüşü bu. Galatasaray taraftarının makul çoğunluğunun görüşü bu. Yani orada daha iyi bir oyuncunun oynaması gerekir. Orada oynayan oyuncunun daha iyi oynaması gerekir. Orada oynayan oyuncu kötü oynasa bile o tip çirkin davranışlarda bulunmaması gerekir. Ya Galatasaray taraftarının makul çoğunluğunun net mesajı bu. Hı hı. Ama tabii müşteri nereden çıkacak, nasıl çıkacak? Hakikaten özellikle Körfez ülkelerinde müşterisi olan bir oyuncu. Çünkü zaten Arap bir oyuncu. Evet. Oralarda da beğenilen bir oyuncu.